Hikmet Genç, Lozerlar Kulübü CHP Abdülhatif Şener ve Ali Müfit Gürtuna ile bir yemekte buluşmuş Kılıçdaroğlu. Aynı sofrada keyifli bir akşam yemeği yemişler. Lozerlar toplantısı mı acaba? Bayram değil, seyran değil, Şener ve Gürtuna'nın Kılıçdaroğlu'nun sofrasında ne işi var diye soruyor insan. Nitekim sormuşlar yoksa CHP mi diye. Henüz verilmiş bir kararım yok demiş Abdülatif Şener. Gürsel Tekin'in mesajı ise net. Merkez sağ ve sola kapımız açık. Onda hiç şüphemiz yok zaten. Ülkücü Mansur Yavaş'ı CHP'den aday gösterdiler. Saadetçi Bekaroğlu'nu CHP MYK üyesi yaptılar. Karayalçı da CHP'ye katılmış. Abdülatif Şener'in nesi eksik? Ne yani Ali Müfit Gürtun'a CHP'de iş yapmaz mı? Sonuçta Hepsi loser. Gürsel Tekin'in dediği gibi CHP'nin kapısı sadece merkez sağ ve sola açık değil. Artık her yöne açık. Hatta kapı bile yok. Lozer mısın? Dal içeri. Herkesi kucaklıyoruz, kapımız sağa sola açık, çatı adayı vesaire teranesiyle yuttururlar seni. Çatı deyince aklıma geldi. Ekmeloğlu ne yapıyor acaba? Hiç ortalıkta görünmüyor. O kadar emek verdiniz, Türkiye'yi tanıtmak için o kadar yırtındınız. Herkesi kucaklayacak çatı diye o kadar met ettiniz adamı. Bu seçimlerde yapmaz mı? Hayır yani sonuçta o da bir loser seçimden sonra galiptir bu yolda mağlup dediydi. Ona da CHP'de bir şans vermek gerekmez mi? Bu arada yazar çizer takımında da mebzul miktarda loser var. İhmal edilmemeli. Liberal, sosyalist, solcu, liberal, demokrat, paralel liberal, solcu vesaire hepsinden var. Hasan abi, Mehmet Altan, baba hangi bir isimlerle de görüşülmeli. Herkese kapıyı açarken Paralel loserlar da unutulmamalı elbette. Geçen sene iki seçimde de CHP için o kadar çalıştılar. En önemlisi şimdiye kadar hiçbir seçimde proje ortaya koyamayan CHP'nin hizmetine çılgın tape projesini sundular. Örneğin cemaatin yeni teyzesi Nazlı'ya bir fırsat vermek gerekmez mi? Şöyle araya da birkaç paralel imam. Loserlar kulübü tamam. Siz kapıyı merkez sağ ve sola açık tutmaya devam edin. Ama önü ve arkayı kapatın. Cereyan yapmasın. Hikmet Genç, Yeni Şafak.